Herkes biliyor ki Antalya'da belediye seçimlerinde AKP-KK'ye oy vermemek için AKP-KK organize suç, terör ve ihanet örgütünün adayına oy vermemek için CHP-KK'ye oy verdik. O anda AKP-KK'nin adayı Menderes Türel'di ve Menderes Türel sabotajcı bir gizli Yahudi. Müslüman Türkler için son derece tehlikeli ve zararlı birisi. Çevresi, ekibi de öyle. CHP-KK'nin adayı bile bundan daha ehvendi ve karar alındı. Hayırlı bir ihtimalin, tercihin mümkün olmadığı, iki şerrin meydanda olduğu o anda iki şerden ehven olan tercih edildi. CHP-KK'nin adayı bile sözde İslami Parti denilen AKP-KK'nin adayından çok çok ehvendi. Biz de CHP-KK'nin adayına oy verdik ve bu sabotajcı Menderes Türel'in önünü kesmek istedik. Ben 10 senedir Akademi Dergisi yayınları üzerinden bütün Türkiye'ye, hatta dünya üzerindeki bütün Müslümanlara şu gerçekleri bağırdım ve duyurdum. Bütün siyasi partiler aynı alfabenin harfleri, yok birbirlerinden farkları. Gönlümüzde hiçbiri yok, bizim bir siyasi partimiz yok, hiç olmadı ve hiç olmayacak. Biz partiler üstüyüz, hangisiyle istersek onunla yol alırız. Ne zamana kadar istersek o zamana kadar yol alırız. Ne zaman dönmek istersek o partiden veya liderden o anda döneriz. Sonra yine istediğimiz bir diğerini tercih ederiz ki zaten karşımıza konulan ve hatta dayatılan demokratik seçim sisteminin temeli bu. İstediğin zaman istediğin parti ve adaya hiç kimseye izah ve ispat yapmak zorunda kalmadan, hiçbir baskı altında kalmadan oy verebilmek. Sistem bunun üzerine kurulu. Biz bütün partileri küfrün partisi görüyoruz. Sözde İslami denilen siyasi partiler bile tüzükleri itibariyle bu küfür sisteminin, bu demokratik seçim sisteminin partileri. İslam'da demokrasi yok. Demokratik seçim sistemi yok. Bilen bilmeyen, ehliyeti liyakati olan olmayan herkesin her konuda konuşması, ahkam kesmesi, uzman takılması, görüş beyan etmesi, tercih hakkı verilmesi yok. Bu milletlerin felaketine sebep olur. İnsanlığın, dünya insanlığının da felaketine sebep olur. Şayet bu demokratik seçim sistemi doğru bir tercih, bir sistem olarak kabullenilir ve dünya üzerinde yayılırsa, ki öyle yapıldı. Bu Masonların ve Siyonistlerin projesiydi. Dünyaya medenice yaşamanın, çağdaş, uygar seviyede yaşamanın tek çaresi olarak dayatıldı ve dünyayı bugün kan, gözyaşı, hastalık, AIDS, soygun, hırsızlık, yolsuzluk, vurgun, katliam, cinayet, terör, tecavüz, taciz sarmış götürüyor. Hatta demokrasinin beşiği denen ülkelerde taciz ve tecavüz oranının Türkiye'dekinin kaç katı olduğunu yıllardır anlatıyorum da bu konuda da nihayet görüşler değişiyor ve Türkiye'de bu hususta bile kirli bir oyun, bir algı oyunu yapıldığı, Türkiye'de işte şu kadar nüfusun şu kadarı Müslüman da bakın tacizde, tecavüzde şu haldeyiz denildiğini gözler önüne serdim ve bunu yaparken bile her seferinde ister istemez sözü demokratik seçim sistemine ve cumhuriyet sistemine getirdim. İkisi de tartışılabilir değerlerdir. Herkes bunları tartışmasız mutlak doğru değerler olarak kabul etmek zorunda değildir. Bir kişi veya bir grup gelip de bunları yürürlüğe koyup da ben bunları getirdim, biricik çare bunlardır, bunların aksini tartışamazsın, kaldırılmasını teklif edemezsin, şöyle yapamazsın, böyle yapamazsın diyemez. Bu insanların fikir ve vicdan hürriyetine set çekmektir. Başka bir kalabalık grup, çoğunluk başka bir şey isterse, halkın büyük çoğunluğu başka bir şey isterse, birileri gelip güzel güzel izah ve ispat edip halkı ikna ederse, onlar da tamam derse başka sistemler de kurulabilir. Ama öylesine büyük dayatma yaptılar ki Yahudiler ve Masonlar, Türkiye'deki sözde İslami cemaat ve tarikatların en tepede, en muteber bilinen hocalarında bile cumhuriyetçi ve demokratik görüşler, tavırlar, kabullenişler hakim olmaya başlamıştı. Çoktan başlamıştı. Son zamanlarda bunun şokunu, travmasını da yaşamalarına sebep olduk. Dedik ki
Bu partilerin hiçbiri İslami parti değil. Hepsinin tüzüğü aynı, hepsi meclise girerken aynı yemin ediyor. İslami nazardan bakıldığında inkar sistemi, küfür sistemi, gayri İslami bir sistem olan bu sistemin meclise girerken dayattığı yemini etmezsen milletvekili mazbatası alamazsın. Seni kaç kişinin seçtiğinin hiçbir ehemmiyeti, kıymeti yok. Seni milletvekili olarak resmen kabul etmezler ve hiçbir hükmün yok. Bu sistem buna dayalı. Sen de buna göre tüzük getiriyorsun. Sen de milletvekillerine bu yemin ettiriyorsun. Sen de gidiyorsun orada Allah'ın kanunlarının haricinde şeriata muhalif kanunlar için parmak kaldırıp oy veriyorsun. İslam'da ceza hukuku belli, miras hukuku belli, alışveriş hukuku belli, medeni hukuk, aile hukuku belli, devletler hukuku belli, harp, savaş hukuku belli, her şeyin hukuku belli. Bunlar çoktan kanunlar, kanunnameler haline bile getirilmiş, öyle bir eksikliğimiz de yok. Kimsenin gelip de herhangi bir hususta şunu şöyle mi yapacağız, bunu böyle mi yapacağız, bu hususta nasıl kanun çıkartacağız diye tartışacağı bir şey yok. Teknolojinin, bilimin gelişmesiyle, zamanın değişmesiyle o güne kadar insanların hayatında, Müslümanların hayatında bulunmayan bir husus meydana çıkmışsa, bu hususa dair de kim karar alacak? İslam alimleri, hukukçuları karar alacaklar, fetva verecekler. Bunlar da neye göre verecekler? İçtihat yapacaklar, içtihat yetkisine sahiplerse. Kıyas yapacaklar, kıyas derecesindelerse 300, 500, 600 kişiyi bir meclise doldurup da hiçbir şekilde doğru düzgün tartışamadan, her birine üçer dakika, beşer dakika vakit veremeden konuları hızlı hızlı önlerine getirip kanun yapmak, parmak kaldırıp da kafalara göre, mantıklara göre hepsi hukukçu olmayan o insanlarla memleketi idare edecek, milleti idare edecek kanunlar çıkartmak bir felaket sistemidir. Ve dahi yeterliliği olmayan, niyakati olmayan insanların seçmesine ve seçilmesine izin vermek de bir toplumu, bir devleti en hızlı şekilde felaketlere, maddi ve manevi felaketlere sürüklemek için biçilmiş kaftandır. Süper bir silahtır, süper bir tekniktir. Mükemmel bir tekniktir. Getirin böyle bir sistemi, herkes birbirini yesin. Ne konunun uzmanlarına söz hakkı veren var, ne onların otoritesini tanıyan var. Kalabalıklar herkes kafasından bir şeyler söylüyor. Halk içinde tartışanların %99 küsürü konudan uzak, o konu hakkında tek satır yazı bile okumamış, kitap bile karıştırmamış, kimseye danışmamış, kimseden bir şey öğrenmemiş, görüş beyan etmek zorunda kalıyor, ediyor, isabet edemiyor. %99'un isabet edemediği bir yerde %1'lik bir kesim konunun üzerine çalışmış, bunun tahsilini yapmış, hiç sorulanmadan çıkıyor, diyor ki bu husus böyledir, böyledir, böyle karar alınmalıdır. Ama neler yapılıyor? %99'un kararı geçerlidir deniliyor. Böyle bir sistem İslam'da yok. Bilen bilmeyen herkesin aday olduğu, seçtiği, seçildiği bir sistem yok. İslam'da demokratik seçim sistemi yok, Cumhuriyet'te yok. Cumhuriyetçi ve demokratik görüşlere kaymış sözde alimlerin kendilerini kurtarabilecek hünerleri ve doğru itikatları ve görüşleri bile yok. Buna rağmen en doğru şekilde, en kararlı şekilde duran cemaatimize siz bizim İslami partimizi desteklemediniz diye konuşan ilimsiz insanlar da, kandırılmış yığınlar da çok. Gerçekten bu gerçekten çok üzücü, çok moral bozucu bir hakikat, bir gerçek. Bu kadar çok insanın şu kadarcık ilimden yoksun olması, şu kadarcık sağlıklı bakış açısından yoksun bırakılması ve kalabalıkların hala bu hususta dahi birbirini kıra kıra tartışmalar yapması, hemen bir yerde bir video veya yazı paylaştığımızda altına gelip de siz zaten şunu oy vermediniz mi? Siz zaten işte onlarca senedir şunlara vermediniz mi denilmesi ne kadar acı bir manzara. Biz evet onlara verdik, şunlara verdik, daha sonra bunlara da verdik. Geçenlerde İYİ Parti'ye verdik, Meral Akşener'e. Sonrasında da İYİ Parti ve Meral Akşener'i yerden yere de yine biz vurduk. Hala vurmaktayız, yayınlarımız her yerde. Birine oy vermiş olmamız onu tasvip ettiğimiz anlamına gelmiyor. Birine oy vermiş olmamız onu her şeyiyle doğru bulduğumuz anlamına gelmiyor. Ortada düzgün bir sistem yok. Küfür nizamı var. Gayri İslami bir sistem var, nizam var. Bunun içinde kimin ne olduğu belli değil. Kimin ne olduğu, nereden koştuğu, gerçek kimliği belli değil. Karışık.
Böyle bir atmosferde kılı kırk yararak merkezimiz en doğru kararları veriyor. Bu misalde görüyoruz, bu vakada görüyoruz. Menderes Türel sabotajcı bir gizli Yahudidir. Kirli işleri vardır, çirkin işleri vardır, Müslümanlara zararlıdır. Onun sözde İslami olduğu iddia edilen AKP-PKK'den aday olması bizim için bağlayıcı değildir. İzah ettiğim gibi böyle bir sistemde İslami parti falan yoktur. Hepsi küfrün tüzüğüne bağlı. Aynı ayarda partilerdir deniliyor. İki şerden ehven olanı her dönem tercih ediliyor. Peki son zamanlarda biz bunları yüksek sayıda insana, Müslümana duyurduk. Nihayet son yıllarda bozuk tarikatlardan, yoldan sapmış tarikatlardan olan İsmail Ağa ve Menzil başta olmak üzere bazı sözde büyük ve muteber tarikatlar olarak gözüken tarikatların mensuplarından, hatta önde gelen hocalarından birçoğu dönüp de bu hususta bizimle tartışmadılar. Manzara meydanda söyleyecek sözümüz yok, doğrudur dediler. Çıkıp da o güne kadar yaptıkları açıklamaların aksine açıklamalar, yorumlar yaptılar. Ve bazıları çıkıp kardeşlerim İslami Parti demeyelim, itikadi bir soruna sebep olur. Bu partiler de küfür sisteminin partisi, bu da böyle yemin ediyor, bu da böyle mazbata alıyor, bu da gidip de gayri İslami yasaları çıkartırken parmak kaldırıyor, oy kullanıyor ve bu yasanın çıkmasına, yürürlüğe girmesine, uygulanmasına ve o milyonlarca insanın yanlış şekilde uygulama yapıp amel edip vebale girmesine ortak oluyor. Bunu yaparken harbin hilesiyle yapıyorsa o kendisiyle Allah arasında, kalbini de bilemiyoruz. Ama bunu samimiyetle yapıyorsa zaten bu sistemi samimiyetle kalben kabul ettiğinde dinden çıkıyor. Kendisi bile dinini kaybediyor. İslam'ın dışına çıkıyor. İslam dininin temellerini bile inkar etmiş oluyor. Bu böyleyken biz buna, bu hususlara dikkat edelim demek zorunda kalmışlar. Ama bir kişi var. Hasan Arıkan. Üstadımızın talebesi. Çok kıymetli bir alim. Çok kıymetli bir alim. Çok derin ilim ve hikmet sahibi birisi olarak biliniyor. Lakin başka cemaatlerin mensuplarını, büyük hocalar olarak bilinen hocalarını bile bu hale getirdiğimiz şu Türkiye'de, Antalya'da Menderes Türel isimli saboteiste oy vermedik de karşısında daha ehven olan CHP'liyi seçtik diye isyan bayrağı çekiyor. Şu kadarcık ilmi yok mu? Var. Ama mesele sadece bilmek, bilmemek meselesi, ilim sahibi olmak, olmamak meselesi değil. İlim yetmiyor. Şeytan da alimdi ama kendini bile kurtaramadı ve insanlığın felaketine sebep olmakla meşgul. On binlerce senedir hala daha da kıyamet sabahına kadar da insanların felaketi için çırpınıp, gayret edip duruyor. Ama Hasan Arıkan'a bakıyoruz, tutuyor, merkezimize res çekiyor. Efendim biz nasıl olur da AKP gibi bir parti varken CHP'ye oy verdik, CHP'nin adayını destekledik diyor. İşi daha da ileri götürüyor. Darülharp fıkhını da biliyor. Darülharp'te yaşadığımızı, cemaatimizin bütün bakış açısının, uygulamasının, kararlarının temelinde Türkiye'nin Darülharp olduğuna inanmak ve İslam fıkhının Darülharp şubesine uymak olduğunu, bu şekilde davrandığımızı, hareket ettiğimizi de biliyor. Ama umurunda değil, konuştukça konuşuyor ve adeta çıldırıyor. Ve bir de sık sık yaptığı gibi Hazreti Üstadımız Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri'nin adına sözler uyduruyor. Üstadımızın söylemediği sözleri söylemiş gibi yayıyor. Ve o sıralarda ben Hazreti Üstadımızdan duydum, CHP'ye oy verenin dinden çıkacağını buyurdu gibi konuşmalar yapıyor. Halbuki Hazreti Üstadımızın böyle bir sözü yok. Hazreti Üstadımızın da bakış açısı, kabullenişleri ve talimatları, tensipleri aynı demin özetlediğim şekildeydi. Ne cumhuriyeti tasvip ediyoruz, ne demokratik seçim sistemini, ne bilen bilmeyen herkesin seçip seçebilmesini tasvip ediyoruz, kabulleniyoruz, doğru görüyoruz, etmiyoruz. Müslümansak etmemek zorundayız. Tartışmalı bir husus da değil. Müslümanların hepsinin bakış açısı budur. Aksine bir bakış açısı gayri İslamidir. Tartışılacak bir yanı yok. Ama Hazreti Üstadımız da böyleydi, kararları da böyleydi. Hatta Hazreti Üstadımız alemi değişmeden önce bağlılarından birine, evladım sen Cumhuriyet Halk Partisi'ne git, falanca vilayetten şuradan aday ol
dedi. O bölgedeki bağlılarına da bu benim evladım buradan aday oldu. Bu evladımı destekleyeceğiz dedi. Bunun çok sayıda şahidi var. Ben birinden, buna şahit olanlardan, Hazreti Üstadımızın talebelerinden birinden şu kulaklarımla kendim duydum. Hasan Arıkan bunları bilmiyor mu? Diyelim ki bilmiyor. Biliyor aslında. Diyelim ki bilmiyor. Biz anlatıyoruz, görüyor, duyuyor, yankılanıyor. Ona da gerek yok zaten merkezimizde. Merhum abimiz Arif Ahmet Bey abimiz de bunları kendisine izah edebilecek vasıfta birisi. Kararlarını zaten bu temel üzerine alıyor. Bunları öğrenebilir, sorabilir, danışabilir ama umursamıyor. Ve sonrasında şimdilerde de Alem Bey abimiz aynı temel üzerine cemaatimizi idare ediyor. Bunlar da umursamıyor çünkü meselesi İslam'a hizmet, ümmeti Muhammed'in evladına hizmet, şu ayarı acayip derecede kaçmış olan Türkiye'de bir an önce idari kaosu, şu sistemdeki, nizamdaki, rejimdeki sıkıntıyı çözmek, insanların zihinlerinde güzel günlerin temellerini atmak, kabullenişleri buna göre yönlendirmek falan yok. Onun niyetinde cemaatin başına geçmek, bunu yapabilmek için de AKP-PKK organize suç, terör ve ihanet örgütüyle birlikte hareket etmek, onların menfaatlerine uygun sözler söylemek, cemaat içinde bu yönde fitne çıkartmak, akımlar oluşturmak, idaredeki büyüklerimizi, Arif Ahmet Bey abimizi merhum ve şimdi Alihan Bey abimizi köşeye sıkıştırmak, zor durumlara düşürmek ve bunu yapmak için de cemaatimizin içinde olanları, cemaatimizin haricinde olan Müslümanları hepsini böyle itikadi bir felakete sürükleyecek kadar pervasızca hareket etmek var. Bu derece bir art niyet var ve şimdi kararı siz verin. Böylesine Müslümanların zor durumda olduğu, Hazreti Üstadımızın evlatlarım Deccal fitnesinin tam içindeyiz, bu Deccal küfrünü bizler yıkacağız inşallah buyurduğu şu devirde, şu yol şu kadar gayret ediyorken şunca büyüklerimiz, idarecilerimiz ve büyük hocalarımız, gerçekten samimi, ihlaslı büyük hocalarımız bunca gayret ediyorken kendisi neyin gayretinde, neyin hedefinde, neyi planlamış, kimlerle yan yana bunları nasıl yapabiliyor, buna bir müminin vicdanı, kalbi nasıl izin verebiliyor, siz değerlendirin ve bu kadarı nifak derecesi mi, değil mi? Bir insan bu şartlarda kalbinde iman varken böyle davranabilir mi? Davranamaz mı? Siz kendi aranızda tartışın. Ama siz olun. Hiçbir mevzuyu iyice araştırmadan tartışmayın. Ve bir mevzu, bir tartışma varsa, tarafları varsa, iki tarafı varsa, iki tarafı da, 3, 5, 7 tarafı varsa tartışmanın, bütün tarafları da dinlemeden karar vermeyin. İsabet edemezsiniz. Ve bu Hasan Arıkan gibilerin zannettiği gibi değil. Allah'ın azabı son derece elimdir. Haksızlıklar yapanlar, kul hakkına girenler, zulümlere sebep olanlar, bir de bütün bir toplumun, milletin yanlış üzere gitmesine, hem de İslam'da bu böyledir, böyledir deyip kandırılarak yanlış yöne sevk edilmesine Allah'ın karşılığı, azabı birkaç dakikada insanı akıldan edecek kadar şiddetlidir. Kendinizi böyle veballerden koruyun ve böyle dini, milli meseleleri, devleti ve vatanı alakadar eden böyle önemli meseleleri siyasi polemikler olarak tartışmayın. Son dönemlerde cemaat ve tarikatlar üzerine yapılan oyunların farkında olun ve AKP-PKK projeleriyle devletimizde idareyi ele geçirmiş Yahudilerin, Masonların, Siyonistlerin gerçekten İslami ve milli duruşa sahip cemaatimize karşı nasıl sinsice, hatta şeytanca manevralar yaptığının farkında olun. Bilmiyorsanız bilenlerden sorun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bu ikisi ayet-i kerime meali. Çok meşhur. İslam'ın en temel esaslarından bunlar. Bilmiyorsanız bilenlere tabi olmak zorundasınız. Bu Allah'ın ve Resulünün emri. Bilmediğiniz hususlarda tartışamazsınız. Nerede kaldı ki oy kullanasınız, karar veresiniz, yasa belirleyesiniz, adam seçesiniz veya seçtiğiniz adam üzerinden kanunlar belirlenmesine, 10 milyonların ona göre sevk ve idare edilmesine karışasınız. Böyle bir şey yok, böyle bir hak yok. İslam'da sistem budur.
gerçekten İslami cemaat ve tarikatların bakış açısı budur. Bunların tartışılacak bir yanı yoktur. Hasan Arkan gibilerinin sebep olduğu gürültülerde daha önceki kayıtta söylemiştim. Bu kayıtta iyice anlaşılmış oldu. İçi boş, kof tartışmalar, samimiyetsiz ve nifak üzere çıkışlar, davranışlar, konuşmalardır. Bunların tartışılacak, uzatılacak bir yanı yoktur. Uzatanlara karşı da dikkatli olun. Onların da nifak ehli olduğundan endişe edin ve tedbirli olun. Fitne çıkartabilme ihtimallerine karşı da teyakkuzda olun. Bu zaman böyle karışık ve zor bir zaman. Bu zamanda böyle olacağı ahir zamanı anlatan yüksek sayıda hadis-i şerifte bahsedilmiş. Ahir zamanı anlatan çok sayıda hadis-i şerifte ahir zaman alimlerinin kötü alimler oldukları, dünyaya meyilli oldukları, hatta çoğunun nifak üzere oldukları anlatılmış. Bunları daha önce Akademi Dergisi geçmişinde yazılı ve sözlü olarak anlattık. Bakabilirsiniz. Akademi Dergisi'ni sadece Telegram grubu üzerinden sağlıklı bir şekilde takip edebilirsiniz. Detayları öğrenmek için, nasıl takip edeceğinizi, takipçi olacağınızı öğrenmek için de arama motoruna Akademi Dergisi Telegram yazıp Telegram grubumuzu bulabilirsiniz.